Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar, Dev Haber'e hoş geldiniz. İçişleri Bakanı Soylu'nun adını Garay'a giden milletvekili olarak açıkladığı HDP'li Dilan Taşdemir yalan ve iftira yanıtını verdi. HDP ise bu iddialarla ilgili yarın belge ve bilgi paylaşacağını duyurdu. Çıplak arama yoktur sözleriyle tartışılan AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in cezaevindeki annelere dair talimatla bebek sahibi oluyorlar açıklamasına kadın kuruluşlarından tepki geldi. Kadın hakları savunucuları açıklamayı cinsiyetçi olarak nitelendirerek erkeklik silahına başvuruluyor eleştirisini dile getirdi. Türkiye'de hızlı ilerleyen aşılama büyük oranda aile sağlığı merkezlerinde yapılıyor. Peki aile hekimleri yeterince aşıya sahip mi? Aşılamada sorun yaşanıyor mu? Ve kısa çalışma ödeneği önümüzdeki ay sona erecek. Bu durum bir işsizlik dalgası yaratır mı? Uzmanlara sorduk. Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından hükümetle HDP arasındaki gerilim artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'li Dilan Taşdemir'in Gara'ya gittiği yönündeki açıklamasının ardından Taşdemir hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla soruşturma açıldı. Taşdemir bugün düzenlediği basın toplantısında Süleyman Soylu'ya kanıtlama yükümlülüğü var, aksi halde müfteridir diye seslenirken HDP yarın yeni bilgi ve belge açıklayacağını duyurdu. Sonuç alamayınca Gara'daki PKK kampına giden bir HDP'li vekil olduğunu, daha sonra bu kişinin Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir olduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt geldi. Basın toplantısı düzenleyen Taşdemir, Soylu'nun iddialarını reddetti. Ben Gara'ya gitmedim. Bu çok açık ve net. İddialar yalan ve iftiradan ibarettir. Soylu'nun iddiasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Taşdemir hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla soruşturma başlattı. Ben her türlü hukuki hakkımı kullanacağım, suç duyurusunda bulunacağım ve tazminat davası açacağım. Kazandığım tazminatı da Ağrı'daki yoksul çocuklar için kullanacağım. HDP'ye göre iktidarın baskısının nedeni siyasi taktik. Kendi politikalarını anlatamadıkları için başarısızlıklarını, işledikleri suçları, halka karşı sorumluluklarını unutturmak ve bizim üzerimizden açıkçası bir siyaset inşa ediyorlar. Ve her gün aslında aynı şeyleri farklı cümlelerle ifade ederek kendilerince yol almaya çalışıyorlar. HDP'li Beştaş, Soylu'nun sözlerinden sonra savcılığın Taşdemir hakkında soruşturma açmasını kurgu olarak tanımladı. Bir bakan konuşuyor ve arkasından işte Ankara Başsavcılığı da soruşturma açtım diyor. Yani bu tamamen bir kurgu, tamamen bir senaryo. HDP'ye artık nasıl saldıracaklarını şaşırdılar açıkçası. Beştaş, Bakan Soylu'nun yeniden gündeme getirdiği HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ı PKK yöneticisi Murat Karayılan'la yan yana gösteren fotoğraflarla ilgili de konuştu. Pervin Hanım'ın bu fotoğrafları bir sır değil ki. Bu çözüm sürecinde iktidarın bilgisi, onayı, izni, hatta yasal çerçeveyle, yani bir yasa çıkarıldı ve bu yasa çerçevesinde çözüm süreciyle ilgili yapılanların, rol alanların hiçbir şekilde soruşturulamayacağı, koyuşturulamayacağı bizzat yasama organında kabul edilen bir kanun var. Ve bu fotoğrafların tamamı o döneme ait fotoğraflar ve yıllardır hani kamuoyunda bilinen fotoğraflar. Çözüm sürecinde Akil İnsanlar Heyeti'nde yer alan akademisyen Vahap Coşkun da PKK ile yapılan tüm görüşmelerin iktidarın bilgisinde olduğuna dikkat çekiyor. İster ülke içerisinde olsun, ister ülke dışında yapılan bütün görüşmeler iki tarafın birlikte organize ettikleri ve birlikte hareket ettikleri, birbirlerinden haberdar oldukları görüşmelerdi. Dolayısıyla o süre içerisinde milletvekillerinden ve HDP yöneticilerinden herhangi bir tanesi İmralı'ya da gitmişse veya Kandil'e gidip görüşmüşse bundan hükümetin haberdar olmamasının imkanı yok. HDP eş genel başkanı Buldan'ın salı günkü meclis grup toplantısında çözüm sürecinde iktidarın bilgisi dahilinde yapılanların detaylarını anlatması bekleniyor. Lütfen görüntüleri keselim. Bu arada Buldan'ın bugün Van'daki Kapıköy sınır kapısında partililerle birlikte yapmak istediği basın açıklaması pandemi gerekçesiyle engellenmek istendi. Orada bir açıklama yapmak istedik. Ancak burada engellendik. Görüşmelerin ardından sadece milletvekillerinin bulunduğu bir ortamda açıklamaya izin verildi. Bu kapı çözüm sürecinde.
Çıplak arama yoktur açıklamasıyla muhalefet partileri ve kadın hakları savunucularının tepkisini çeken AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin bu kez de cezaevindeki annelere yönelik sözleriyle gündemde. Cezaevine giren annelere yönelik talimatla bebek sahibi oluyorlar diyen Özlem Zengin'e kadın kuruluşları konuyu iffete çekmek erkeklik silahına başvurulduğunun göstergesi diyerek tepki gösteriyor. Açıklamalarının ardından AKP'li Zengin'e sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi hakkında yakalama kararı verildi. İtham içerisinde bulunması. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin bu kez de cezaevindeki bazı kadınlara yönelik cezaevinde bebekli kadınlar var demek için talimatla bebek sahibi oluyorlar ifadelerini kullandı. Zengin'in sözleri kadın hakları savunucuları tarafından tepkiyle karşılandı. Cezaevindeki kadınlardan bunlar diye bahsedip güç zehirlenmesi yaşayan, işaret parmağını sallayınca tüm sözlerinin kabul göreceğini düşünenler bu kez de cezaevine gireceğini bile bile talimatla kadınların hamile kaldığını söylemekten de geri durmamışlar. Zengin'in geçen hafta çıplak arama iddialarına verdiği yanıt da tepki toplamıştı. Özlem Zengin, çıplak aramadan rahatsız olan onurlu ahlaklı bir kadının bunu beyan etmek için bir sene beklemeyeceğini dile getirmişti. Ben bir kadın olarak bu fecaat sözleri söyleyen kadın siyasetçiye siyasette yükselmek için erkek bakış açısını benimsememesini tavsiye ediyorum. Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de kadınların hamileliğini, kadınların yaşadığı travmayı siyasete malzeme etmenin karşısında olduklarını belirtiyor. Kadın mevzularına sarılan her zaman onun üzerinden film yapmaya, onun üzerinden topluma ayrıştırmaya, bu konular üzerinden kadınları bölmeye, parçalamaya, ahlaklı kadın, namuslu kadın, örtülü kadın, açık kadın, layık kadın, işte ne bileyim ben, Kürt kadın, Türk kadın, Çerkez kadın, böyle bir şey yok. Türkiye'de anneleriyle birlikte cezaevinde kalan 0-6 yaş arası çocuk sayısı uzun süredir açıklanmadı. Adalet Bakanlığı'nın en son açıkladığı Kasım 2019 verilerine göre bu sayı 780'di. Hapiste çocuk ağına göre Özlem Zengin'in ifadeleri çocuk hakları açısından da sorunlu. Yapılan açıklamaların, yapılan yasal düzenlemelerin hapishanedeki çocuklar üzerindeki etkisinin ne olduğunu anlamak için yüzümüzü çocuklara dönmemiz gerekiyor. Bunun iki anlamı var. Bir tanesi hapishanelerdeki sivil denetimlerin, sivil toplum örgütlerinin hak temelli ziyaretlerinin tekrar mümkün kılınması. İkincisi de Adalet Bakanlığı'nın bu çocuklar hakkında şeffaf bilgiye erişimi sağlaması. Zengin'in açıklamasıyla ilgili Twitter'da yapılan hakaret içerikli bir paylaşım AKP'li vekillerin tepkisini çekti. Paylaşımı yapan Mert Yaşar isimli kullanıcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmen soruşturma başlatıldı. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa uzattık. Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi döneminde milyonlarca çalışan için tek gelir kapısı haline gelen kısa çalışma ödeneğinin Mart ayı sonunda kaldırılacağını geçen hafta bu sözlerle açıklamıştım. İşkur'un Ocak 2021 verilerine göre şu anda 1 milyon 300 bin çalışan kısa çalışma ödeneği alıyor. Uzmanlar uygulamanın kalkmasıyla birlikte işsiz sayısında artış olabileceği uyarısı yapıyor. Nisan 2020'den beri uygulanan kısa çalışma ödeneği Mart ayında sona eriyor. Ücretsiz izne çıkarılanlara verilen nakdi ücret desteği de 17 Mart'ta bitecek. Söz konusu destekler çalıştıkları iş yeri kapanan ya da maaşları ödenmeyen milyonlarca çalışan için pandemi döneminde tek gelir kaynağı haline gelmişti. Türkiye İş Kurumu verilerine göre Ocak 2021 itibariyle 1 milyon 313.537 kişi kısa çalışma ödeneği alıyor. Covid-19 pandemisiyle birlikte karantina sürecinin yaşandığı geçen Nisan-Mayıs döneminde kısa çalışma ödeneği alanların sayısı 3 milyonu aşmıştı. Nakdi ücret desteği alanların sayısı ise Nisan 2020-Ocak 2021 döneminde 2 milyon 471 bin 134 kişi olarak gerçekleşti. Bu desteklerin kaldırılmasıyla birlikte bir işsizlik dalgası oluşmasından endişe ediliyor. Şu anda işten çıkarma yasağı var aslında. Her ne kadar bu yasağın etrafına dolaşmanın yolları olsa da böyle bir yasak söz konusu. Dolayısıyla bu yasak varlığı altında yani hem ödeneklerin kaldırılması ve bu yasağın devam etmesi varlığı altında belki bir nebze daha en azından o hızlı artış gözlemlenmeyebilir ama tabii ki de pandeminin gidişatına bağlı olarak yeniden söylüyorum. Çünkü ekonomik veriler gerçekten pandeminin gidişatına bağlı. İktisadi kriz, halk sağlığı krizinden bağımsız değil.
işsizlikte büyük bir sıçrama olabilir olumsuz anlamda tabii ki. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre 2020'nin son çeyreğinde işsizlik oranı %12,9 oldu. İşsizlik 2020'nin tamamındaysa %13,2 olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre düşüş kaydetti. Pandemiye rağmen resmi verilere göre işsizliğin düşmesinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alanların işsiz sayılmaması etkili oldu. Mart ayında başta restoran ve kafeler olmak üzere birçok işletmelerin belli şartlarda yeniden açılması gündemde. Uzmanlara göre bu durum yeni işsizlerin ortaya çıkmasında kısmen önleyici rol oynayabilir. Öte yandan pandemi koşullarında iyileşme olmazsa söz konusu desteklerin yeniden yürürlüğe girebileceği belirtiliyor. Bu ödeneklerin kaldırılması yeniden bu sektörlerdeki geliri eski seviyeye çıkartamazsa, pandemi öncesindeki seviyeye çıkartamazsa ki çıkartamayacağına yönelik pek çok sebep var gibi gözüküyor. O zaman belki de yeniden bu ödeneklere ihtiyaç duyulacak ve belki de gene pandeminin gidişatına ve pandemi sonrasındaki normalleşmeye dönüş hızına bağlı olarak da belki yeniden bu ödenekler yürürlüğe konabilir veya belki de yine Mart sonuna doğru bir kez daha uzatılabilir diye düşünüyorum. Türkiye'deki işsizlikteki artışla birlikte yeni iş yaratamama sorunu da giderek büyüyor. Özellikle çalışma çağındaki gençler arasındaki işsizlik alarm veriyor. Yaklaşık 40 milyonu çalışması gereken bir nüfusun 32 milyonlarda çakılı kalması ve hatta fiili çalışanların 22-23 milyonda olması olayın ne kadar derin olduğunu zannedersem açık olarak bize gösteriyor. Benim üzüldüğüm taraf bakanlıkların bir planı olmaması. Resmi verilere göre Türkiye'de 15-29 yaş arasındaki 5 milyon 700 bin genç ne eğitim görüyor ne de iş hayatında yer alıyor. Bir başka deyişle Türkiye'de her 3 gençten biri hem eğitimsiz hem de işsiz durumda. Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama hızlı ilerliyor. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre şimdiye dek yapılan aşı sayısı 7 milyonu aştı. Şu an aşılamada sıra 65 yaş üstünde ve aşılama büyük oranda aile sağlığı merkezlerinde aile hekimlerince yapılıyor. Deva Haber'e konuşan aile hekimlerine göre aşılamada şu ana dek sadece birkaç ilde yoğunluk kaynaklı sorunlar yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de COVID-19 aşısı olanların sayısı 6 milyon 700 bine yaklaştı. Bunların 1 milyon 111 bini ikinci dozlar. Aşı randevularında sıra 65 yaş üstü vatandaşlar ve eşlerinde. Şu anki aşılama çalışmalarının %75 ila 80'i aile sağlığı merkezleri üzerinden yapılıyor. Ancak randevu sıklığı nedeniyle kalabalıkta beklemek zorunda kalan vatandaşlar, kimi zaman aşı kalmadı, telefon numaranızı verin biz sizi arayacağız yanıtıyla karşılaşıyor. TV Türkçe'ye konuşan aile hekimleri bu durumun doktorlar ve vatandaşları karşı karşıya getirdiği konusunda uyarıyor. Tabii randevu sistemlerinin böyle bakanlık tarafından peş peşe zaman kısıtlarına arttırılması nedeniyle birçok ilimizde de şöyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Randevu sayısı çok fazla ama aşı sayısı yetersiz kaldı. Bazı illerimizde de özellikle Manisa, Sivas gibi illerimizde de aşı bulunamadı ne yazık ki. Bununla ilgili bakanlığa sorunları ilettik. Bir aile hekimine 25-30 randevu verilirken 10 tane aşı gitmiş ve bu gelen vatandaşın, randevu alan vatandaş için de sıkıntı, hekim için de sıkıntı oldu. Aşı randevu aralıklarının kısa olması nedeniyle aile sağlığı merkezlerinde yığılmalar olduğu, fiziki koşullar nedeniyle vatandaşların iç içe en az 35 dakika beklediği vurgulanıyor. Çok dar ortamlarda, çok küçük yerlerde aşılama uygulaması yapılıyor. Tabii hastanelerde aşı odaları hazırlandı ancak ülkemizdeki 8 bin aile sağlığı merkezinde her ASM'nin koşulları aynı değil ve 10 metrekarelik, 15 metrekarelik odalarda da aşı uygulaması yapılıyor. Aşı randevu saatlerinde başka hastaların da aile sağlığı merkezine başvurması yoğunluğun bir başka nedeni. En büyük yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de aynı saatlerde başka bireylerin de aile sağlığı merkezine başvurması. Gebe izlemlerimiz, çocuk aşıları, çocuk ve bebek izlemleri, aynı zamanda poliklinik hizmeti veriyoruz. Ve bunlarla birlikte aşı uygulamasının yapılması beraberinde ciddi bir yoğunluğu da getirdi. Aile sağlığı merkezlerinde sağlık çalışanı eksikliğine de dikkat çeken aile hekimleri, Avrupa'da olduğu gibi aşılama merkezleri olması gerektiği görüşünde. Okulların en azından bu dönem için uygun alanlar olduğunu ifade eden Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, bakanlıktan sürece katkı sağlayabilmek için randevu talep ediyor.
Böylece Dev Haber'in sonuna geldik. Yayınlarımızda yer verdiğimiz haberlerin çok daha fazlasına Dev Türkçe'nin sayfasından ulaşabilirsiniz. Günün gelişmeleriyle yarın aynı saatte Facebook ve Twitter canlı yayınlarında birlikte oluncaya dek hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.